Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün çekim yaptığımız yerde değişiklikler var. Kavga eden küçük yaramazlar var. Çan sesleri var. Torosların zirvesi var. Bugün çekimimizi yayladan yapıyoruz. Dün abimle ben yaylaya geldik arkadaşlar. Keçilerin yönetimini ben devraldım. Babam köye döndü bazı işler için. Keçilere gütme görevi de bana devredildi. Bugün ilk günümüz. Dün kendim de ben bakmıştım. Bugün sabah 5.30'dan itibaren bunlarla beraberiz. Dağları dolaşıyoruz beraber. Sürekli bir hareket halindeyiz. Dağların başında manzaralı manzaralı ot diyorlar, ne güzel. Değil mi oğlum? Buradan çoğu yayla da gözüküyor arkadaşlar. Şurada dipsiz göl var. Orada göl var. Şurada Silek yaylası var. Sonra şu karşı dağın dibinde de bir yayla var ama ismini tam bilmiyorum. Küçükken amcamla bir keresinde gitmiştik. Orada hatta orasıydı galiba. Aslan heykeli falan vardı. Oralarda geçmişte bazı milletler falan yaşamış. Bayağı heykel falan vardı. Bu şurasının arka tarafında da Antalya var arkadaşlar. Bizim şu ileri tarafa gidildiğinde Antalya yolu var. Bu gösterdiğim yaylalar, Yörük yaylaları. Yarım saatte falan gidebiliyorlar Antalya'ya. Bizim ilçe Konya'nın Antalya sınırına kalan tarafında. Bayağı yakın. O yüzden Yörükler için kolay oluyor gidip gelmesi. Bizden daha yakınlar neredeyse kendi şehirlerinin merkezine. Bizim Konya merkeze daha uzak neredeyse bizim gitme şeyimiz. Bizim yaylamız da aşağıda. Bakın birkaç ev gözüküyor. Orada. Dağları dolaştık dolaştık, yavaş yavaş şimdi tekrar eve doğru gidiyoruz. Bunların karınlarını doyurduk. Sabah kahvaltılarını yaptılar. Şimdi yavaş yavaş eve doğru dönme vakti geliyor. Hey oğlum. Bu ailenin en son üyesi arkadaşlar. En küçük yaramaz. Oğlum. Ben bir pas ver. Herkes iştahlı bir şekilde karnını doyurmaya çalışıyorlar. Maşallah. Oğlum. Gel bir bak buraya. Hemen hemen arkadaşlar şu yakışıklıya bir maşallahımızı alırız. Değil mi oğlum? Bu yaylada doğmuştu. Maşallah. Bayağı çabuk büyüdü. Yaylada otların içinde büyüyünce şanslısın oğlum ha. Maşallah bu sene ilkbaharda yağmurlarla beraber bayağı ot oldu arkadaşlar. O yüzden çok şükür bu sene ot sıkıntısı olmadı. Gördüğünüz gibi bayağı bir ot var. Keçilerimiz, ineklerimiz karınlarını rahat doyuruyorlar. Çok şükür.
Hey. Çiler. Beni özlediniz mi? Uzun zaman oldu sizinle görüşmeyeli. Uzun zaman. Aslında yayla görüştüğümüzden beri görüşmüyoruz. Değil mi oğlum? Evet arkadaşlar, saatimiz, eve gelme saatimiz geldi ve yaramazlar beni bıraktılar gittiler ya. Suya koştular. Kız sen kalmışsın ya. Şimdi bunların karnı doyurduk. Sıra kendi karnımızı doyurmaya geldi. Bakalım abim kahvaltıya ne hazırlamış. Bunlar keyfini yaptılar. Sıra bizde artık. Keyif yapma sırası. Böyle bir anda gitmenizi de beklemiyordum ama ha, beni sattınız, olmaz böyle. O kadar arkadaşlık yapıyoruz. Ayıp. Susradınız mı? Ya karnını doyuran suyunu içiyor. Haydi evi. Keyifleri keyif adamların. Haydın. İçeri oğlum. Oğlum içeri. Senin var ya senin. İçeri girsenize. Yürü 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 yürü. Nereye gidin oğlum? Lan. Yaramaz yaramaz. Biberleri yedi değil. Haydi içeri. Madem koştunuz geldiniz. Yam yam. Geç 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 geç. Tuza da doymazlar he. Evet Mustafa Bey, çobana ne hazırladınız? Kurma gidiyor, yerler güzel kalsın. Patates güzel. Ben sana dağın başında taze ekmek alıverim. Taze ekmek almış aile başında. Meyvenin başına bakalım. Köyden iyi valla, bizim köye gelmiyorlar. Yayla bakkalcısı gördüm mü baktım. Aha abim şeyin başında dedim. Çeşmenin başında bakayım alacak mı öyle o, dağdan sizi seyredirdim ben. Heyecanlı heyecanlı. Abi onu bekliyorsun.
Peki şu o yukarı tarafta her yeri görüyorum. Herkesi seyrediyorum. Her yerde. Görünüyor. Aşırı çekelim. Var mı bir tane işi? Evet. Haydi Yasin, haydi. Bitiyor. Bitiyor, bir aile kızartması gidiyor. Babam kaçta getirir anne onları? Bunlar kendi geliyor, suçlamışlar nasıl şey. Geçen gün de 9.30'da indiler. Ben dedim 9.30'da uçtum filan. Sonra şüphe yerlerken bir anda koşuşturmaya geldim. Zaten ben karışmıyorum. Onlar istikameti çiziyor. Ben arkadaşım. Onlar Yasin'i gidiyor. Gel abi bir gezdirelim seni demişler. Aynen. Götürmüş gitmişler. Kapıyı bir açıyorum, ondan sonra nereye arkadaşlar diyor, ondan sonra takip etmesi de istiyorlar. Şu kısım var ya, özlemişsin diyorlar, gösteriyorlar, manzaralı manzaralı dolaşıyor. Yayılır mı ona? Yayılır. Bir de dalgayla. Kimin mi? Ve o küçük şeyle sonradan yere. Bir baş, bir tane bizimkinin biriyle dalgam gelmedi. Bir tutuşurlar da. Abiş küçük şey. Evet. Pek sevmem. Gitse sütlü bir yer miydi be? Sütlü falan yerler. Ben hiç görmezdim sütlü. Canın sıkılmaya başladığını incelemeye başlıyor. Ne yiyorlar, ne içiyor. Evet, köyde bahçemiz olduğu gibi burada da bahçemiz var arkadaşlar. Annemin bahçesi burası. Azıcık bahçe var. Domatesleri var annemin. Kahvaltı yaptık. Şimdi size etrafı gösterelim. İlkbahardan sonra. Burada fasulyeler var. Orada soğanımız var biraz. Bura niye ağaç dikmiyorsunuz diyordunuz bazen soruyorsunuz. Burada ıhlamur ağacı var şurada. Biraz kafası kurudu, yeniden suyuyor. Burada bir tane kavak ağacı var, değişik. Kavak mı? Ne o kavak? Gölbaşından geldi. Böyle farklı biraz kavak türü. Büyümeye başladı, bayağı büyüyor. Bunda da ıhlamurun bir tanesi var. İnşallah bunlar cihazımız olsa yaylada kayarız. Çok büyük büyürseler mis gibi kokar çiçekler açtığında. Köydeki bu sene çiçek açtı. Ihlamur mu? Aynen. Evin yanında. Evet. Laban ağaçı. Şuraya şu köy şeye bitir. Ben dedim babama arkadaşlar dedim meyve alalım dikelim bahçeye diye. Kiraz olsa hiç olmazsa şimdi yerdik. Bütün her sene sadece cinikinler nasıl yetişiyor? Bir denk gelmedi maalesef. El kiraz yer biz bakarız.
Ekeriz bebi gün anne, bak bunlar ektik, bizim büyüyor onlar da. Bizim olsaydı biz de yerdik şimdi. Büyür inşallah. İnşallah. Nasılsın anne? İyiyim Allah şükür. Nasıl gidiyor yaylada? Allah Allah, şeyle geçiyor günler. Şurayla oyalanıyoruz. Mallara bakıyoruz. Bak, buzağlar taş oturdu. Buzağlar çıkmış. Tatlımla çiçekle vakit geçiyor yaylada. Ama yayla güzel arkadaşlar. Köyden daha güzel. Ben genelde bahçeyle uğraşmaktan hayvanları bakmayı daha çok severdim. O yüzden pek şey gelmiyor. Babamla o yüzden yerleri değiştik bu sefer. Dedim biraz da ben bakayım en iyisi. Bu şekilde bahçemiz. Annem de yayladaydı arkadaşlar. Soruyordunuz bazen videolarda göremeyince. Babamla beraber yayladaydılar. Şimdi annemle ikimiz kalacağız yaylada bir süre. Abim gidecek. O İzmir'e işe dönecek. Ben bir süre daha buralardayım. Bu şekilde. Bazen anneme soruyorsunuz oturuşu neden öyle diye. Belinde rahatsızlık var mı diye. Belinde bir rahatsızlık yok değil mi anne? Yok. Sadece... Bazen yoruldum be. Şey, o alışkanlık olmuş biraz bazen öyle oturmak. Ama rahatsızlığı yok arkadaşlar. Annemin bazen hep soruyordunuz. Bugün cevaplayalım dedim. Annem de bizzat duydunuz. Bir şekilde. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yaylaya geldik. İnşallah yayladan daha videolar çekmeye devam edeceğiz. Annemle beraber. İleriki videolarda görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese selamlar. Bizi izleyen bütün akraba ve dostlara hepsine selam. Selamlar. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.